la 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 la. Dacă mă înțelegi de tăcă, nu, nu te-ntre sta. Hop, șa, la 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 li li. Dacă știi să nu mergi număr 1, 2 și... Câteodată seara stă pe spate și mă uit în sus. Alții numără câte stele, dar eu câte nus. Nu încerca degeaba cum, oricum nu reușești. Doar de mers până la unul fără să te oprești. Nu contează care-i faza dacă nu renunți. Important e să ții minte ce trebuie să uiți. Nu, eu aș spune ce pe bune și ce nu-i perfect. Dar mă timpul o să mă înțelegeți corect. Sevgili tomurcuklar, Çocuklarla Şekerleme programına hepiniz hoş geldiniz. Ben masalcı Emel teyzeniz. Biliyorsunuz bu programda sizlere masallarımı anlatıyorum. Masalları bazen kendi yazdığım masalları anlatıyorum. Bazen La Fontaine'den, bazen Nasreddin Hoca'dan çeşitli masalları paylaşıyorum sizinle. Sizler iyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Pekala. Yemeklerinizi güzel, muntazam yiyorsunuz. Ellerinizi sabunluyorsunuz. Dişlerinizi fırçalıyorsunuz. Güneşe günaydın da diyorsunuz değil mi? Karşılaştığınız insanlara günaydın diyorsunuz. Yaprakları kopartmıyorsunuz. Çiçekleri kopartmıyorsunuz. Karınca yuvalarını hiç bozmuyorsunuz. Ve sokakta gördüğümüz o minik dostlarımız var ya, kediler, köpekler, kuşlar, onlara taş atmıyorsunuz. Kuyruklarını çekmiyorsunuz, tekmelemiyorsunuz. Arabanıza bindiğinizde arka koltukta oturuyorsunuz. Sofra hazırlarken annenize yardım ediyorsunuz. Küçüklerinizi seviyorsunuz. Büyüklerinizle kibar, saygılı konuşuyorsunuz. Siz hep güzel şeyleri yapıyorsunuz. Ben biliyorum. Şimdi size anlatacağım masallarımı bazen ben yazıyorum. Bazen kitaplardan okuyorum. Onları size aktarıyorum. Siz masal dinlemeye hazır mısınız? Peki o zaman ilk masalımıza başlayalım mı? İlk masalımızı ben yazdım. Kelebeğin masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde diye başlayan masallardan birisi bu. Yemyeşil ormanda kurtlar, kuşlar, kuzular, tavşanlar, sincaplar birlikte yaşarlarmış. Bunların arasında bir tane de ebek böceği varmış. Ebek böceği, küçük bir böcekmiş. Daldan dala, yapraktan yaprağa dolaşır, beslenir, yaşayıp gidermiş. Ebek böceğinin kulaklarının orta yerinde 3-4 tane böyle çok kıymetli, çok güzel saçları varmış. Ebek böceği o saçlarını sallaya sallaya bir gezermiş ormanda, bir gezermiş. Herkes de hayran hayran ona bakarmış. Yine bir gün böyle ormanda dolaşırken bir rüzgar çıkmış. Rüzgar ebek böceğinin saçlarını karıştırmış. Bir savurmuş, ormandaki çalılara takılmış. Ebek böceğinin o güzelim saçları çırpılmış, bağırmış, çabalamış ama saçlarını kurtaramamış çalılardan. Ve hızla esen rüzgar çalılardaki saçlarını almış, çok uzaklara savurmuş. Ebek böceği saçsız kalmış çocuklar. Çok üzülmüş, çok üzülmüş. Hemen hemen her gün ağlarmış. Ormanın kuytu köşelerine gidip oralarda ağlarmış, ağlarmış. Ve arkadaşları da ebek böceğini alay ederlermiş çocuklar. Biliyor musunuz ne kadar ayıp bir şey? Saçları olmadığı için... Kel böcek, kel böcek,
kel ebek böceği, ebek böceği kel olmuş diye hep alay ederlermiş ebek böceğiyle. Ebek böceği çok üzülürmüş çocuklar. Sakın sakın sizler hiç kimseyle alay etmeyin, olur mu? Çok ayıp, çok yanlış. Tabii sizler etmezsiniz. Evet, ebek böceği ormanda üzüntüyle dolaşıp ağlarken bir gün yanına ormanda dolaşan iyilik perisi yaklaşmış. Ebek böceğine sormuş. Sevgili ebek böceği, niçin ağlıyorsun? Diye. Ebek böceği önce bir şaşırmış. Sonra ben demiş, çok güzel saçlarım vardı. O saçlarımı çalılara kaptırdım ve rüzgar savurdu, aldı gitti. Saçsız kaldım. Arkadaşlarım da ormandaki bütün hayvanlar da benimle alay ediyorlar. Onun için ağlıyorum. Diye cevap vermiş ebek böceği. Ormandaki iyilik perisi ebek böceğine yaklaşmış. Demiş ki, ama demiş, sen saçların olmasa da akıllı ve güzel bir böceksin. Niçin ağlıyorsun? Lütfen ağlamayı keser misin? Demiş. Ebek böceği şaşırmış. Ve iyilik perisi ebek böceğine şunu teklif etmiş. Senin demiş kulaklarının orta yerine, saçlarının yerine bir çift çok güzel kanat koysan, sen onlarla uçsan, uçsan, uçsan. Hoşuna gider mi, ister misin? Demiş. Ebek böceği önce şaşırmış. Sonra da mutlu mutlu gülümsemiş. Peki demiş, onlar benim mi olacak? Evet demiş iyilik perisi. Onlar senin kanatların olacak ve sen onlarla istediğin gibi uçacaksın. Arkadaşların da seninle artık alay edemeyecekler demiş. Ve iyilik perisi ebek böceğinin kulaklarının ortasına sihirli çubuğunu değdirmiş ve oradan bir çift ipek kanat çıkmış çocuklar. Ebek böceği çok sevinmiş, çok sevinmiş, çok mutlu olmuş. Hemen uçmaya başlamış ve iyilik perisine teşekkür etmiş. O günden sonra ebek böceği ile iyilik perisi ormanda beraber dolaşmaya başlamışlar. İyilik perisinin yanında ebek böceğini gören diğer hayvanlar şaşkınlıkla bakıyorlarmış. Allah Allah, bu güzel böcek acaba kim? Bu güzel böcek nereden geldi? Bu güzel böcek kim? Diye birbirlerine fısıl fısıl konuşmaya başlamışlar. Dayanamamış birisi bir gün iyilik perisine sormuş. Bu demiş, kim yanında gezen kim? İyilik perisi ormandaki bütün hayvanları toplamış, karşısına almış. Ve ebek böceğini de yanına çağırarak ebek böceğini onlara tanıtmış. Evet demiş, gördüğünüz bu böcek bundan sonra kelebek adıyla çağrılacak. İşte demiş sizin alay ettiğiniz arkadaşınız ebek böceği. Onun demiş kaybolan saçlarının yerine ben bir çift kanat hediye ettim ve onunla istediği gibi uçabiliyor. Ve lütfen demiş, bundan sonra hiçbir arkadaşınızla alay etmeyin, olur mu? Diye birazcık da onlara sitem etmiş. O günden sonra ebek böceğinin ismi kelebek olmuş sevgili çocuklar. Peki siz biliyor musunuz? Kelebekler en çok nerede mutlu olurlar? Çocukların parmaklarında. Sizin de parmağınıza hiç kelebek kondu mu? Evet. İlk masalımız burada sona erdi. Şimdi stüdyomuzda bir misafirimiz var. Hani sokakta yaşayan can dostlarımızı sahiplenip onlara iyi davranan, onlara evine alan konuklarımızı buraya davet ediyorduk. Onları sizinle tanıştırıyorduk. Değil mi? Evet, şimdi aramızda onlardan birisi var. Onu davet ediyorum şimdi. Evet. Annenin
seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Evet sevgili tomurcuklar, çocuklarla şekerleme programının bu bölümünde aramızda bir konuğumuz var. Hani sokaktaki can dostlarımızı evlerine alıp onlara bakan, onları seven arkadaşlarınızı buraya davet edecektik ya. İşte şimdi aramızda onlardan birisi var. Evet, sevgili Müge, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen benim az önce saydıklarımı yapıyorsun değil mi? Evet. Dişlerini fırçalıyorsun, beslenmene dikkat ediyorsun, ellerini sabunluyorsun, arabada arka koltuğa oturuyorsun ama sen biraz büyüksün. Ön koltuğa da oturabiliyorsun herhalde. Evet. Annene yardım ediyorsun. Evet. Karınca yuvalarını bozmuyorsun. Değil mi? Hı-hı. Sokak hayvanlarını da seviyorsun. Evet. Sevgili tomurcuklar, şimdi Müge ile çok sevgili yavrusu, minik kuşu, köpeği. Evet Müge'ciğim. Nedir köpeğinin ismi? Çakıl. Çakıl. Evet, Çakıl Müge'nin köpeği sevgili tomurcuklar. Hoş geldiniz. Müge'ciğim, kendini bize tanıtır mısın lütfen? Tamam. Evet. Ben Müge. 12 yaşındayım. Doğa Koleji'ne gidiyorum. 7. sınıfa geçtim. Voleybol oynamayı çok seviyorum. Boş zamanlarımda bisiklete biniyorum ya da çakılı yürüyüşe çıkartıyorum. Peki, yüzmeyi seviyor musun? Evet, seviyorum. Nerede yüzüyorsun? Deniz. Neredeki denizde? Dardanos'taki. Oradaki denizde denize giriyorsun, arkadaşlarınla giriyorsun herhalde. Evet. Peki çakılı da yüzdürüyor musun? Evet. Seviyor mu çakılı yüzmeyi? Evet, seviyor. Ama biraz yoruluyor galiba. Evet. Çünkü ben onu bazen karşılaştığımızda böyle çok bitkin yürüyorum denizden gelirken, değil mi? Evet. Evet sevgili Müge, çakılla bağlantınızı bana birazcık anlatabilir misin? Ne gibi böyle şeyler yaşıyorsunuz çakılla veya çakılla nasıl tanıştınız? İlk çakılı nasıl gördün? Nerede gördün? Çakıl yaralı bir şekilde sokağa atılmıştı. Yaralı bir şekilde sokağa atılmıştı. Evet. Ondan sonra ben de onu çok seviyordum. Yani her gün onu sevmeye gidiyordum. Ondan sonra babam da çok seviyordu onu. Ondan sonra annem onu eve aldı. Yani. Annem eve aldı. Sonra? Sonra kardeş gibi olduk. Çakıl'la kardeş oldunuz. Peki ismini nasıl koydunuz? Çakıl, nereden aklınıza geldi Çakıl ismini koymak? İlk önce şans koyacaktık, şans getirdi diye. Sonra Çakıl'a benziyor diye Çakıl koyduk. Çakıl taşına benziyor diye Çakıl koydunuz ismini. Evet. Evet, şimdi ben biraz yakinen şahit oldum Çakıl'ın Müge ile beraberliğine.
annesi, anneannesi başlangıçta pek istemediler çakılı. Aman dediler, çakıl hani bir sokakta kalmış, hastadır, ısırır, tehlikeli olabilir. Ama o kadar masumdu ki çakıl, o kadar masumdu ki. Müge'nin babası onu kucağına alıp kahvaltı sofrasına oturmuştu hatta bir gün. Hiç unutmuyorum, değil mi? Evet. Ondan sonra annesini, anneannesini, dedesini ikna etmek hiç de zor olmadı Müge'nin. Sonra nasıl oldu? Bir gün okuldan geldin, bir baktın. Şaşırdım. Koltukta oturuyordu. Çakıl koltukta oturuyor. Yıkanmış, patlanmış, yaraları tedavi edilmiş, temizlenmiş, tıraş olmuş. Tasmasını da takmış. Müge bir geldi okuldan, değil mi? Nasıl oldu o? O olayı bir anlat bakalım. Neler hissettin? İlk gördüğümde çok şaşırdım. Sonra anneme sorduğumda işte çok istiyordun, ben de aldım dedi. Evet. Öyle. Sonra annem veterinere götürdü onu, değil mi? Bir nüfus kağıdı çıkarttırdınız, değil mi? Veteriner tarafından. Sonra alıp temelli eve soktunuz çakılı. Evet. Değil mi? Evet. Çakıl'a sabah uyandığında nasıl güne başlıyorsunuz? Nasıl geçiyor zamanınız Çakıl'la? Ben uyandığımda Çakıl'la uyandırıyorum ya da Çakıl uyanıyor. Çakıl beni uyandırıyor. Çakıl nerede yatıyor? Yatağı var, orada yatıyor ya da benimle yatıyor. Nasıl bir yatakta yatıyor? Yatağı nasıl Çakıl'ın? Karyola falan mı? Nasıl bir yatağı var? Tarif eder misin bana? Nasıl desem? Minder gibi bir yatağı var. Böyle çukur minder gibi bir şey herhalde, evet. Değil mi? Evet. Evet. Minder gibi bir yatağı var. Onun içinde yatıyor. Evet, sabahleyin çakıl geliyor. Kapıyı tırmalıyor mu peki? Evet. Çok dışarıda önemli. Kaldığı zaman kapıyı tırmalıyor, evet, değil mi? Evet, sonra alıyorum. Sonra ben giyiniyorum. Sonra tuvalette ihtiyaçlarımı gideriyorum. Sonra aşağıya iniyoruz birlikte. Kahvaltı ediyoruz. Sonra onu yürüyüşe çıkartıyorum. Tuvalet ihtiyacını gideriyor, değil mi? Ne yapıyorsun o sırada? Kakasını yaptığında poşette alıyorum ve çöpe atıyorum. Eve geldiğinde de? Ellerimi yıkıyorum. Tamam. Çakıl çok saldırıyor mu herkese? Hayır. Saldırmıyor, değil mi? Hı-hı. Çok masum. Peki neyle besliyorsunuz Çakıl'ı? Köpek maması. Köpek hazır maması. Kuru mamayla besliyorsunuz, evet. Değil mi? Evet. Peki çakıl başka hayvanları gördüğünde havlıyor mu? Veya eve bir yabancı geldiğinde havlıyor mu? Evet, havlıyor. Havlıyor. Hı-hı. Korkuyor mu onlar? Korkunç oluyor mu? Yani evet. Bir de çakılın bakımında veterinerde ne gibi işlemler yapılıyor? Her ay aşı oluyor. İşte parazit aşısı ya da İşte onun gibi aşılar oluyor. İç parazit, dış parazit, evet. Kuduz aşısı, değil mi? Evet, hepsini bitirdi çakıl. Hepsini yaptırdınız. Hı-hı. Onlar nüfus kağıdına yazılıyor, değil mi, veteriner, evet, tarafından? Sonra? Sonra öyle. Veterinerde başka gittiğimizde... Bazen tıraş ettiriyorsunuz, evet, tıraş hava çok sıcak olduğunda, değil mi? Evet. Peki çakılı en çok kimler seviyor? Kimler seviyor? Arkadaşlarından kimler seviyor? Ev halkından kimler seviyor? Annem çok seviyor, babam çok seviyor, dedem çok seviyor, teyzem, hepsi çok seviyor. Herkes çok seviyor. Evet. Bir de ben duydum ki çakıl sevilirken gülümsüyormuş, gülüyormuş, öyle mi? Evet. Ağzını böyle gülümseyerek, tebessüm şeklinde gülümseyerek böyle yapıyormuş. Öyle mi? Evet. Evet. Evet sevgili Müge. Senin çakılla gördüklerinde "Aa köpek hoş" falan yapanlar oluyor mu? Korkup böyle "Aa, aa aman köpek girmesin istemeyin" diyenler oluyor. Oluyor, oluyor. Peki senin büyüklere ve tüm bizi izleyenlere vereceğin bir mesajın var mı? Bu, evet, konuyla ilgili. Yani, ne, evet, istiyorsun onlardan? Köpek, dışarıda köpek gördüklerinde. Bir de kedi gördüklerinde, değil, evet, mi? Evet. Onları dövmesinler. Yani canlarını acıtmasınlar.
Ve evcil hayvanları varsa onları dışarı atmasınlar. Terk etmesinler değil mi? Evet. Kediler ve köpekler eve alınıp, bakılıp, beslenip, şımartılıp, rahata alıştırılıp, sevgiye boğulup, yaz tatilinin sonunda sokağa terk edildikleri zaman perişan oluyorlar. Müge sanırım böyle bir mesajı vermek istedin değil mi? Evet. Terk etmeyin diyor. Terk edecekseniz sahiplenmeyin diyor. Aslında bu tür canlıları sahiplenip bakmak ve hiç terk etmemek en güzeli. Değil mi Müge? Evet. Evet. Sizler de herhangi bir hayvanı sokaktan edinip, evinize alıp, sahiplenip, onlara mutlu bir ortam sağladıysanız, arzu ederseniz programımıza katılıp, can dostunuzla beraber misafirimiz olabilirsiniz çocuklar. Çocuklarla şekerleme programına konuk olabilirsiniz. Müge gibi. Daha önce de Asya'yı konuk etmiştik köpükle beraber. Bugünkü konuğumuz da Çakıl'la beraber sahibi Müge'yi konuk ettik. Evet, şimdi Müge'ye bu güzel davranışından dolayı kocaman bir alkış. Sizler de alkışlıyorsunuz değil mi? Evet, Çakıl'a da alkış. Evet sevgili Çakıl, seni de alkışlıyoruz. Sevgili Müge, seni bu güzel yüreğinden dolayı ve örnek davranışından dolayı kutluyorum yavrum. Yolun açık, günlerin aydınlık olsun. Çok teşekkür ediyorum sana. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Güle güle sevgili Çakıl. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Evet sevgili tomurcuklar, masalımızı dinledik. Konuğumuz Müge'yi ve can dostu Çakıl'ı stüdyomuzda ağırladık. Kendilerini uğurladık. Şimdi aranızda sokak köpeğini, sokakta yaşayan kediyi evine alıp benimseyip sevgiyle bakan arkadaşlarınız varsa ve programa katılmak istiyorlarsa bizi arayabilirler. Ayrıca çok güzel şiir okuyan veya kuş besleyen veya çok güzel masal yazdım ben masal anlatmak istiyorum Emel teyze diyen arkadaşlarınız varsa ailenizle, büyüklerinizle konuşup bizi telefonla arayabilirsiniz. Telefon numaramız 0286 532 çift 0 çift 0. Evet tekrar ediyorum. Eğer masal anlatmak, şiir okumak, kuşunuzla, kedinizle, köpeğinizle programımıza katılıp bizim misafirimiz olmak istiyorsanız lütfen 0286 532 çift 0
Çift sıfır. Ne olur telefonu arıyorsunuz. Programımıza konuk olarak katılıyorsunuz. Evet. Tüm hayalleriniz masal kıvamında olsun sevgili çocuklar. Sağlık, sevgi ve mutlulukla hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hop şa la 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 lili. Câteodată seara stă pe spate și mă uit în sus. Alții numără câte stele, dar eu câte mus. Nu încerca degeaba, cum oricum nu reușești. Doar de mers până la unul fără să te oprești. Nu contează care-i faza dacă nu renunți. Important e să ții minte ce trebuie să uiți. Nu, eu își spun de ce pe bune și ce nu-i perfect. Dar mă timp o să mă înțelegeți corect. Hop, șa, la 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 la. Mă înțelegi de tot că nu-l o te-ntrezi.